Bidat nedir? Bir şeyin bidat olmasının ölçüsü nedir? Diye bir kardeşimiz sormuş. Değerli kardeşlerim bidat kulluma uhdife ba'den nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselamdan sonra ihdas edilen Hulefai Raşid'in döneminden sonra ihdas edilip ortaya çıkarılan şeylerdir. Tabi bu bidatın lugavi anlamıdır. Fakat şer'i anlamda bidat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra çıkan her şey için ıslak edilemez. Bu doğru değil. Her şeye bu anlamda bidat demek, mezmum olduğunu söylemek, kullu bidatin dalale kapsamına sokmak, bütün bidatlar dalalettir, kapsamına sokmak doğru olmaz. Peki, şer'i anlamda mezmum olan, zemmedilmiş olan bidat nedir? Bir, ma yuhalifu sünneti, malem yücet fi kitabillahi teala ve fi sünneti rasulihi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde Allah'ın kitabında bulunmayan şey birincisi bunu e, tabii ki bulunmadığı gibi Allah'ın kitabında var Resulullah'ın sünnetinde e, bu Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti ve Kitabullah'ta e, var olan bir takım naslara da uygun düşmeyen o nasların zımnında da değerlendiremeyeceğimiz onlara kıyas edeme edemeyeceğimiz e, bir takım işlerdir. Bunlara bidat deriz. Demek ki bidat olabilmesi için bir şeyin Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde bulunmaması yetmez. Çünkü terk herhangi bir şer'i hüküm bildirmez. Resulullah'ın bir şeyi terk etmesi bulunmadığı gibi Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın sünnetinde onlara da muhalif olması lazım. Onların zımnında değerlendirilememesi lazım. Naslara kıyas edilip de o nasların zımnına derç edilememesi lazım. Bir şeyin bidat olabilmesi için bu bidat için yapacağımız kısa bir tariftir. Tabii ki bidat konusu çok geniş çaplı bir konudur. İnşallah onu müstakil bir derste birlikte tavzih ederiz.